Evet kıymetli dostlar, kanalımızın müdavimleri, yeni takipçiler ya da kanalımıza başka amaçla gelen herkes hepiniz sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar beğeniydi, de falan filan size bırakıyorum. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. O yüzden videoya başlıyorum. Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı. Müjdeli haber ile başladı. Valencia geri döndü. Şimdi Fenerbahçemiz 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde TFF Galatasaray ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. <laughs> Ve e, bu arada ben e, hala 4 Ocak tarihindeyim. 4 Ocak'ta çekiyorum ama 5 Ocak sabahleyin izleyeceksiniz muhtemelen. İnşallah sabah izlersiniz bu videoyu. Eğer siz bu videoyu sabah izleyecek izlerseniz biz çok keyifli olacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum niye. Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda Kore çalışmalarıyla başlamış. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman pas ve şut organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçta sona ermiş. Frankfurt Antalya Spor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Ben bu kelimeyi çok iyi söyleyemiyorum. Gülmeyin. Ya da gülün. Ya yani canınız sağ olsun. Valencia geri döndü. Sakatlığı sebebiyle son iki maçta kadroda bile yer alamayan Enner Valencia. Galatasaray derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Demek ki sözleşme uzatma konusu. demek ki bazı şeyler de anlaşılmış. Şey, iyileşmiş demek ki. Antalya Spor demişken aklıma takıldı. Fenerbahçe ve Antalya Spor PFDK'ya sevk edildi. Ulan. Hadi Antalya'yı anladım. Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliği. Fenerbahçe'nin Frankfurt'tan Antalyaspor'u yendiği maçta sonra PFDK'ya sevk etmiş. TFF'nin yapılan açıklamada yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtilmiş açıklamada. Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle. Tamam, olur çirkin kötü tezahürat. Hani iptal edilen bir gol var. Hala aptal anlatır gibi anlatıyoruz. Hala anlamayanlar var. Maalesef üzülüyoruz onlar adına. Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle olan hayırdır. Hakeme meyve tabağı mı gönderdi? Oğlum hayırdır ya. Bu nedir ya? Na yani bundan dolayı göndermişiz. Antalya Spor Teknik Sorumlusu Alfonso Grönes Rilgin spor benliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edilmiş. Hatay Spor'la yapılan maçta kırmızı kart gören Ümraniye Sporlu Alison Santos'un da kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edilmiş. Hayırlısı olsun. Vitor Pereira'dan flash Jorge Jesus sözleri diyor. Şimdi ben normalde bu haberi almayacaktım ama tam tersi olarak anladım ben. Ben sanki Jesus'tan Pereira sözleri geldi gibi algıladığım için bu haberi aldım arkadaşlar. Ee, ama merak ettim. Yani Flamengo'nun yepis yeni teknik direktörü Vitor Pereira ne demiş diye merak ettim. Pereira'ya e, Jesus'la ilgili bir soru gelmiş ona cevap vermiş. Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim o zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik hep diken üstündeydik lanet olsun adamım. Demiş. Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iyi ki iyi, iyi dostluk diyor. Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor. Takdir ediyorum. George Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim demiş. Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasında agresifliğe rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti demiş. Şimdi bazıları bana şunu soruyor. Ya hocam Flamengo madem Jesus çok iyiydi niye gönderdi? E Pereira'yı niye aldı? Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim. Ersun Yanal 2013-2014'te Fenerbahçe'ye tarihin en enken şampiyonluğu yaşattı. Yaşatır yaşatmaz. Yaz transfer döneminde Ersun Yanal'ın ayağının kaydırıldığını medya haberi aldı. Ersun Yanal'ın gönderileceğinin duyumunu aldı. Ve Ersun Yanal'a bunu sezdirdiler. Hani seni göndermeyi düşünüyorlar dediler. Ne düşünüyorsun diye. Ersun Yanal şu cümleyi kurdu. Ne yani? Başarıyı mı cezalandıracaklar demek istiyorsunuz? Başarıyı mı cezalandıracaklar demek istiyorsunuz? Alın başarının cezalandırılması. Böyle bir şey işte. Ya Jesus gibi bir teknik direktör. Şimdi Allah nasip etti diyelim. İnşallah bu videoyu izleyen bütün kardeşlerimin duası hürmetine, bütün dünyadaki Fenerbahçelilerin yüzü, gözü, suyu hürmetine inşallah Fenerbahçe ligde şampiyon olsun. Türkiye Kupası'nı kazansın. UEFA kupasını da kazansın. Çüş hocam bunlara kazansın zaten heykeliniz kez daha dur üçünü de kazansın. Sezon sonunda desin ki ben bu sene misal veriyorum Ekibimle ve ben 4 milyon euro alıyorduk. Seneye 6 milyon euro alacağız dedi. Ali Koç kabul etmedi. O Ali Koç'una ee, yani değil mi? Değiştiriyorum. Hepsini yaptı. Kazandı. Dedi ki ben bu sene 5 milyon euro alıyorum. Seneye de 5 milyon euroya devam ediyorum. Bir sene dedi. Ali Koç kapısında yatar değil mi? 2 yapalım, 3 yapalım, 5 yapalım, ölene kadar yapalım diye. Hayır dedi bir sene. Ali Koç çıktı dedi ki, Jesus hocamız böyle takdir etti bir sene. Hepinizin ilk söyleyeceği cümle şu oldu. Ulan keşke daha uzun süreli olsaydı. Ha, bu adamlar elden kaçırmış. Enayiliğine doymasınlar. Ona bir şey diyemem. Ha Vitor Pereira. Belli mi olur belki Flamengo'da o da iş yapar. Belki de Flamengo'nun kadrosu iyidir. Adır. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Jorge Jesus'u Türkiye'deki futbol otoriteleri hala çözemedi. Çözemedikleri için ulan çok ekolu. Kendini çok beğenmiş. Bırakın arkadaş bu işleri. Bu adam kendini beğeniyor falan demeye başlamışlar. Ulan siz kendinizi beğeniyorsunuz. Deyin ki o bize iyi bir öğretmen. <laughs> ya o bize iyi bir öğretmen deyin. Düşünsene bak. Yani her öğretmenin sitemi, sistemi başkadır. Sistemi de başkadır. Taktiği başkadır, yöntemi başkadır. Sen diyebilir misin ya bu öğretmen taktiği şununkinden değişik bu kötü. Ya işe yarıyorsa <laughs> bitmiştir. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'na bir dünya devi daha talip haberi var. Ya Jesus'la birlikte oynadığı <laughs> futbol müthiş bir ivme yakaladı. Birçok futbolcu pozitif olarak yukarı çekildi. Bakın ben bunu her teknik adamda söylerim. Ersun Yanal'da da söylerim ne bileyim Vitor Pereira'da da, Jesus'ta da, Erol Bulut'ta da, başkasında da hepsinde aynı şeyi söyledim. Kaç futbolcunun ileri gittiğine bakarsanız teknik direktör etkili mi değil mi anlarsınız. <laughs> Kusura bakmayın. Altay, Usay, Salay, ne bileyim Serdar Aziz, Ferdi, hani kadroda olanlara falan bakalım. Hani Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan, İrfan Can, Emre Mor, hani sonradan gelenleri de dahil edin. Rossi, Batshuayi, Valencia. Demek ki eğer futbolcular ileri gidiyorsa bu teknik direktör başarısıdır. Ferdi Kadıoğlu. Allah şahidim. Gönlümden geçeni söylüyorum. Abart. Evet biraz abartı var ama 40 milyon euroya gitse benim yine diyeceğim cümle şu olur. Ulan acaba ucuza mı verdik? Olur. Bakın 40 milyon eurodan bahsediyorum. Türkiye tarihi rekoru. Ama talip yağıyor. Ferdi'ye talip yağıyor. Yani Kim Minji'yi sattık. Napoli Talip. Hakan Çalhanoğlu'nun forması formasını gidi Inter Talip. Ata e, Milan Talip. Son olarak Dortmund Talip'miş arkadaşlar. Burada MHYB etiketini de paylaşabilirsiniz. Sıkıntı değil. Almanya'dan Borussia Dortmund 23 yaşındaki yıldızı istediği bildirilmiş. Gelecek sezon için mutlaka kadrosuna bir sabek katmak istiyormuş. Sözleşmesi 2024'te bitecek. Thomas Mönnier'in sezon sonunda ayrılma ihtimali varmış ve bir an önce bitirmek istiyorlarmış. Beklenti 20 milyon euro diyor. arkadaşlar Fenerbahçe'nin asla beklentisi 20 milyon euro değil. Satabildiğimiz en yüksek fiyat. Yapabildiğimiz en güzel transfer şeklinde düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Hayırlısı ama Ferdi devre arasında gitmez. Yazın ise inşallah bak az önce kupayla ilgili dualarımda bulundum ya. Yani dua ettim siz de amin dediniz inşallah. Ya hocam her şey Allah kitabı karıştırma. Lan manyak mısınız? Benim her molekülümde Allah kitap karışmış halde. Ne demek karıştırma? Yani içim dışım her şey. Hocam Allah'ın kitabı kullanarak insanları kandırıyorlar. O onların günah. Bırakın istediğini yazsınlar. Defter onların defteri. İstediğini yazsınlar arkadaşlar. Bana da neler söylüyorlar. İsteyen istediğini yazdırsın. Kendi defteriniz ben ne yapabilirim? İstediğinizi yazdırın. Yapacak bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe az önce saydığım kupalar var ya onları alsın 40 milyon euroya satarız Ferdi'yi. Yalansa da yalan deyin hadi. İmkanı yok o kadar satamaz. Kesinlikle 40 milyon euroya satarız. Kesinlikle keş 40 milyon euroya satarız. Ben hatta bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe bu kupaları alsın bak çok abartı gelecek size 100 milyon eurodan fazla satış yaparız yazın. Ben söyleyeyim. Son olarak da Fenerbahçe dünyaca ünlü süper starı getiriyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı lacivertler gözünü dünyaca ünlü bir süperstara dikti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için kulübüyle yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı iddia edilmiş. Bakın ee, kulübüyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alınmış. Ey maşallah. Kimmiş la bu? Portekiz <laughs> Futbol, Futbol Federasyonu Fernando Santos'un ayrılmasının ardından Jose Mourinho lan bana ne? Bu 21 başına Jui falan filan. E Transferde sıcak gelişme. Bir Brezilya milli takımı bir de Portekiz milli takımı dedikodularıyla Jesus'u kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe. Son olarak Süper Lig'de Atay Spor ve Antalya spor galibiyetleriyle moral buldu. <laughs> Gözler artık pazar günü Galatasaray derbisinde. Lan isim kim? Futbol haberleriyle ön plana çıkan İspanyol internet sitesi Fitch Hages Bomba gibi bir iddia ortaya attı. Fish Hız'a haberine göre Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızlarından Ezden Hazard'ı kadrosuna katabilmek için İspanyol deviyle masaya oturdu. Bakın masaya oturdu. Kulübüyle ilk görüşme gerçekleşti. Olumlu sonuç alındı. Bakın ben demiyorum. Kanarya'nın Real yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ve Hazard için yaptığı sezon sonuna kadar kiralama teklifinin kabul edildiği öne sürüldü. Los Galacticos'tan olumlu yanıt alan Salih Hacivet'in şimdi de Hazard'ı ikna etmek için harekete geçtiği belirtildi diyor. Şimdi büyük kısmı karşılanacak. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Belçikalı hücum oyuncusunun Fenere evet demesi halinde bu transferin mutlu sonuna bitmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında maaşı olan 6 milyon Euro'nun büyük bir kısmını karşılamaya hazır olduğu iddia ediliyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Musa Dembele Fenerbahçe'de deyin. Bakın kaynaklarım <laughs> ee, desin ki henüz değil dedi desin. Hani henüz değil desin ya da yok böyle bir şey desinler. Başım gözüm üstüne. Abu Bakar Fenerbahçe'de deyin. Başım gözüm üstüne. Bak hiçbir şey demem ama Eden Hazard'la hiçbir alakamız yok. Gerçekten yok arkadaşlar. Olsa inanın söylerim. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Nino <laughs> Brezilya'da e, Nino var ya 25 yaşındaki Fluminense'nin stoperi. Nilo'yla ilgimiz var mı? Hala var. Yoklama çekiyoruz mu? Hala çekiyoruz. Bak Nino ile ilgimiz var. <laughs> Ama Eden da yok. Abu Bakar konusunda bir şey söyleyeyim. E, Abu Bakar eğer gelirse Fenerbahçe'ye bak mantık olarak diyorum, Abu Bakar ya da Dembele. Abu da Dembele'den biri gelirse bir tane forvetin oluyor. Bat var 2, Valencia var 3, Serdar Dursun 4. Joshua King var 5, Pedro Sakat Makat ama belki sözleşmesi şey yapılır. 5 forvetten kaçını kanat oynatabilirsin? Bak. Bu 5 forveti sırayla ikişerli ikişerli oynattığını düşün. Mesela King Bat Valencia Bat Değil mi? King Abu Bakar, Abu Bakar Bat Bak Abu Bakar Bat olmaz bizim sistemde bu olmaz bak şu olur King'i sola atarsın Abubakar Valencia yaparsın Valencia bat şu yaparsın Bak bu kemirici bir hücum hattı yapar <laughs> kabul geriye dönüşte sıkıntı yaşar ama rakibi böyle bir tehdit verir ki rakibi çıkartmaz Bunların hepsini Okey dünyaca ünlü süperstar dersin Okey ama eden Hazard'la arkadaşlar gözünü sevin, bak ihaleyi bana bırakmayın Asla ve asla böyle bir planımız yok. Geleceğini de zannetmiyorum. Bilginiz de olsun arkadaşlar. İyi o zaman, o zaman başla niye bunu koydun? Belli mi olur? Belki o kadar isim andım. İşlerle ilgili bir şey söylemişimdir. Görüşmek üzere.